konuşmak. Ancak buraya toplandığımız an itibariyle ve tabii Sayın Valimiz, Sayın Bakan Yardımcımız, çok kıymetli Rektör Hocamız, Necip Protokolümüzün çok kıymetli misafirleri. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam yürüyesin. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. İçinden geçtiğimiz konjonktürde dünya son 10 yılda oldukça zorlu imtihanlar verdi. Ama içinde bulunduğumuz zamanlar önümüzdeki 10 yılların daha da zorlu olabileceğine işaret ediyor. Burada hepimize düşen görevler var. Bizler Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak hem gençliğimizin hem de kıymetli sanayicilerimizin, iş adamlarımızın önünü açmak için, engelleri kaldırmak için, gerekli teşvikleri vermek için, planlamaları, stratejileri geliştirmek için hep birliğiyle, el birliğiyle çalışıp cansiperane bir emek yolculuğuna çıktık. Türkiye yüzyılını kurma yolunda hakikaten içinden geçtiğimiz dünyayı da düşündüğümüzde bu işlerin sorumluluğu omuzlarımızı çökertecek derecede. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine işaret ettiği ve vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır şiarıyla bizlere yol gösterdiği, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünde, Türkiye yüzyılının başlangıcında hakikaten üzerine derin düşüncelere, tefekkürlere dalmamız gereken bir kavşaktayız. Tabii ki rakibi olduğumuz, peşinde olduğumuz gelişmiş ülkelerin kişi başı gelirlerini düşündüğümüzde 30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlar. Biz şu anda 10 bin dolarları geçtik. 15 bin dolara, 20 bin dolara, 30 bin dolara doğru yola çıkmaktayız. Üzerimizde bu farkı kapatmanın bir taraftan yükü, kalbimizde heyecanı, yüreğimizde Türkiye yüzyılını kurmanın heyecanı var inşallah. Burada hem iş dünyamıza hem de gençlerimize, hep birlikte tabii ki bize de bakanlık ve devlet olarak görevler düşüyor. Ben birkaç tane kritik noktaya dikkat çekip konuşmamı tamamlamak istiyorum. Öncelikle Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın sanayi alanlarından sorumlu bakan yardımcısı olarak hakikaten altyapının önündeki engelleri aşmak için Bilecik özelinde, Bilecik'i de planlayarak Türkiye'nin sanayi master planını çıkaracağız önümüzdeki sene. Bu sanayi master planında yola çıkarken hedefimiz geçtiğimiz yüzyılda açılan sanayi alanlarını önümüzdeki 5 yılda 2 katına çıkarmak. Kolay değil ama cansiperane çalışacağız. Bu çalışmalar çerçevesinde Bilecik'i de 4 bölgenin merkezindeki, lojistik güzergahların merkezindeki demir yolu, deniz yollarına erişimlerini sanayi alanlarıyla planlayıp Bilecik'in hak ettiği potansiyeli de gerçekleştirmek için altyapının önünü açmak için cansiperane çalışacağız. Çok yakın bir zamanda öğrencilerimiz geldiler ve üniversitemize kayıtlarını yaptılar. Ve %100 dolulukla bir kayıt oranı yaşadık. Yani üniversitemiz %100 bütün bölümlerini dolduracak şekilde bir ilgi, alaka gördü. Ben önce bizi tercih eden, Bilecik'i tercih eden, Şeyh Edebali Üniversitesi'ni tercih eden bütün gençlerimize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bilim şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmaları, teknoloji firmalarımızın, savunma sanayimizin ve daha pek çok sektörün teknolojik çalışmalarını 2 gün boyunca gerçekleşecek olan çeşitli etkinliklerle
sizlerle paylaşacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duymaktayız. Bilimsel çalışmalar yapmak ve öğrencilerine akademik eğitim vermek üniversitelerin asli görevidir. Yapılan bilimsel çalışmaların toplumsal yaşama aktarımı da en az bu kadar önemlidir. Doktor Doktor Şeyh Beylemir Efendi, Sayın Valimize plaketlerini takdim ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci bilim şenliği Bileceğimize, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun.